Herkese merhabalar. 8. sınıf İngilizce 2. dönem 1. yazılı programımıza başlıyoruz. Herkes hazırsa mükemmel bir şekilde sizlerle birlikte öncelikle öğrenci notlarımıza bakacağız. Sonrasında süper yazılı provalarımız var. Hazır mısın Tonguç'um? No no hazır değilim. Biliyorum hazır değilim diyorsun ama e, are you ready? I'm not ready. Anlıyorum I'm not ready hazır değilim diyorsun. Hem Türkçe hem İngilizce olarak hazır olmadığını söyledin ama hiç endişelenmene gerek yok. Bunlar aynı zamanda zaten bizim LGS dedi birer netimizi artıracak. Yani bundan 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 birer soru çıkacak. Dolayısıyla toplamda 3 netimizi artıracak. ...bir konu çalışması yapacağız şimdi seninle. İlk başta konularımızın üzerinden geçeceğiz. Güzel bir şekilde önemli kelimelerimizi atılacağız. Ardından da e, gördüğün gibi... ...according to text yani e, paragrafa göre sorular çözeceğiz. Boşluk doldurmalarımız var Tonguç'um. Aynı zamanda write the numbers into the boxes yani water sports, air sports, winter sports bu kelimeleri öğreneceğiz. Zaten sınavda da en fazla kelime bilgisi çıkıyor. Bu kelimeleri güzel güzel öğrendikten sonra konularımızı pekiştirmiş olacağız Tonguç Elan'ım benim. Gerçekten de İngilizce'de kelime bilgisi eksik olduğu zaman öğrenciler kaçırıyor. Bak burada yine komparatif ve süperlatif. Bunları hatırlıyor musun Tonguç'um? Hayır hocam. Komparatif hani... Good, better oluyordu. Superlative de the best oluyordu. Daha iyi yani. iyi en iyi. E, şeklinde ilerliyordu. Ve hatta mesela interesting, more interesting, the most interesting şeklinde uzun sıfatlarda more ve most getiriyorduk. Bunları hep beraber göreceğiz sonuç herhalde benim. Sonrası prefer ve would rather gibi çok sorumuz var. Daha fazla vakit kaybetmeden hemen yazılı provamıza başlayalım. Tabii ki sen bu yazılı provamızdan sonra yani biz bu öğrenci notların üzerinden geçip sana sorular çözdükten sonra mutlaka ikinci dönem yazılı notlarında birinci ve ikinci yazılı için hazırladığımız 8. sınıf ikinci dönem yazılı notlarından mutlaka yüz almak için buradaki İngilizce kısımlarını tekrar et. Buradaki Kelimlere bak burada hem the internet hem turizm hem de adventures alakalı. Önemli kelimeleri verdik. Konu altılarımız yaptık. Burada kelimelerin Türkçesini de verdik. Buradan da çalışabilirsin. Burada aynı zamanda... Bütün dersler var mı hocam? Evet, bütün dersler var Tonguç'um. Türkçe, matematik, fen, din, inkılap hepsine ve İngilizce'de de buradan çalışabilirsin. E yine aynı şekilde 8. sınıf Dinamo İngilizce Soru Bankamızdan, Taktikli'den, Zor'dan da sorular çözerek kendini pekiştirebilirsin. O zaman reklamlar bittiğine göre bunların da bak tekrar söylüyorum. LGS 2022'de The internetten bir soru, Turizm'den bir soru, Adventures'dan bir soru gelecek. Dolayısıyla şu anda yapacağımız çalışma sadece yazılarımız için değil ileride gireceğimiz LG seçeneği çok çok önemli. Hemen başlıyoruz. Şimdi The internet konusuna baktığımızda esas da internet zaten bizim işimiz değil mi Tonguç? Günde 23 saat internetteyim evet, hocam. günde 23 saat internete girmen sıkıntılı bir şey ama olsun yine de internetin ne olduğunu biliyoruz. Türkçesi genel abi bunun ne olduğunu biliyoruz. Bu ünitede bazı önemli kelimeler var onları hemen hatırlatmak istiyorum. Öncelikle conjunctions konusu buradaydı yani and ve demek biliyorsun. But fakat anlamına geliyor. Because çünkü anlamına geliyor. Bir de so var. Bu da bu yüzden anlamına geliyor. Mesela I'm very busy, so I can't study. Çok meşguldüm, bu yüzden çalışamadım. Veyahut da I, have, I am studying. Ders çalışıyorum. Because I have an exam. Çünkü sınavım var diyebiliyoruz. And ve demek but. Fakat demek because. Çünkü so da bu yüzden demek. Bu kelimeler çok çok önemli Tonguç'um. Mesela biz bir şey açıklarken yani bir mazeret bildirirken. Excuse veya da reason sebep bildirirken. Bazı açıklamalar yapmamız gerekiyor. Giving explanations. Burada da mesela I have to work. I have to work veya I have to study ne demek Tonguç'um? Çalışmak zorundayım demek. Harikasın. Çalışmak zorundayım. I am going to work. Çalışacağım. I must work. Çalışmalıyım. Ya da I busy, meşgulüm, I have a lot of work to do. Bir sürü işim var diyebiliyoruz. Bunlar da yine çok çok önemli kelimeler. Hatta şurada boş bir sayfa alalım şuraya da karışıklık olmaması için. Şöyle yapalım. ha. O zaman burada internet ünitesiyle alakalı önemli kelimelerimizi şöyle tekrar yazıyorum. The internet dedik ve e, tekrar bir kez hatırlatmak adına ne dedik? And dedik ve e, but dedik fakat because çünkü dedik. Bu yüzden ne demek Tonguç'um? So demek. So. Tebrik ederim. Bu da so demek. Şimdi biz bir e, sebep, bir bahane uydururken, mesela I have to visit my grandma. mesela I have to, ziyaret etmek zorundayım. Ya da I must, yapmak zorundayım. I must e, study. I must e, go. Gibi ifadeler kullanabiliriz. Ya da I am busy, meşgulüm şeklinde bir ifadeyle de e, yoğunluğumuzu dile getirebiliriz. Bazen de açıklama isterken, yani bir şeyi anlayamadığımızda mesela do you mean bunu mu demek istedin? Yani do you mean nokta nokta ya da What do you mean? Veya what does it mean? What does it mean ne demek? What does it mean? İşte sen de bana soruyorsun şimdi what does it mean diye. What does it mean? Bu ne anlama geliyor demek? Ne anlama gelir? Yani ben sana what does it mean ne demek diyorum. Sen de bana what does it mean diyerek yani ne anlama gelir diyerek esasında konuyu çok güzel açıkladın. Ne anlama geldiğini bilmediğimiz zaman hocamıza what does it mean diyebiliriz. Veyahut da Can you explain it more please? Onu tekrar açıklayabilir misiniz? Biraz daha açıklar mısınız? Can you explain me what it means? Ne anlama geldiğini açıklar mısınız? Şeklinde şeyler söyleyebiliyoruz. Şimdi burada internet konusuyla alakalı bazı anahtar kelimelerimiz var. Onları da söylemek istiyorum. Mesela account... Hesap demek de olmuş Eladım benim. Bunu bilmemiz lazım. Aynı zamanda şöyle. Hocam sizin accountunuz var mı? Benim var evet. Benim Facebook accountum var. Biraz yaşlı olduğum için Facebook accountum var ama Instagram accountum yani Instagram hesabım ya da Snapchat hesabım yok. Ama eskiden tabii biz çok eskiden 1900'lü yıllarda Facebook vardı, Facebook kullanıyoruz Tonguç'um. Ee, aynı zamanda attachment yani e, ek, bir, bir, bir elektronik posta yollarken bir resim, bir ek yaptığımız attachment yapıyoruz. Veyahut da browser, tarayıcı demek Tonguç'um. De, aynı zamanda klik, tıklamak demek. Bunları zaten internetten biliyoruz. Mesela bu videoyu herkes beğeni yapmasını istiyoruz. Herkes klik like button, button, yani herkes beğeni butonuna tıklasın diyoruz. Ya da comment, yorum yapmanızı isteyebiliyoruz mesela. Subscriberlarımızdan yani üyelerimizden. ...comment yapmalarını isteyebiliyoruz. Ya da confirm. Confirm ne demek biliyor musun Tonguç'um? Onaylamak demek. Oo sen bunların hepsini biliyorsun. Onaylamak. Tebrik ediyorum seni. Aynı zamanda e, mesela... ...delete var. Yine silmek anlamına geliyor. İşte device var. Aygıt anlamına geliyor. E, file yine dosya anlamına geliyor. Biz i̇şte dosyaları attachment yapabiliyoruz... ...aynı şekilde. E, survey araştırma anlamına geliyor. Aynı şekilde web browser. Mesela web browser'a bir örnek ver bana Tonguç'um. Google. Çok güzel. Google gerçek bir internet tarayıcısı. İyi buldun. İnternet bağımlısı olan insanlar var. Mesela sen az önce dediğin 23 saat internete giriyorum. Bu senin internet bağımlısı olduğuna gösteriyor. Yani internet addiction, internet addiction, internet bağımlılığı diyebiliriz burada. İnternet bağımlılığı var diyebiliriz. İnternet addict de internet bağımlısı demek. Aynı zamanda internet safety diye bir kelime var. O da internet güvenliği anlamına geliyor. Login giriş yapmak, log off çıkış yapmak, log da yine çıkış yapmak anlamına geliyor. Mesela senin internetteki nickname'in nedir Tonguç'um? Şuraya nickname kelimesini yazalım. Fortnite hocam. Fortnite diyorsun. Güzel. Fortnite bir oyun ismi ama sen bunu bir nickname olarak da kullanabiliyorsun. Yani tagmat olarak diyebiliyoruz. Postlar var, gönderiler var, notifications uyarılar var. E, profile picture, profil resmi var. Register kaydolmak, reply cevap vermek. Request. Request nedir Tonguç'um? Request atmak. Request atmak diye bir şey yok. Request atmak, esasen İngilizce ile Türkçe'nin birleşimi. Request, esasında istek demek. Request atmak da istek atmak anlamına geliyor ama... E, make a request dememiz gerekiyor. Request atmak diye bir şey kullanmamız lazım. E, request demek ki istek anlamına geliyor. Response yine cevap vermek, cevap anlamına geliyor. E, search engine, yani arama motorları var Google gibi, Yandex gibi. Sign in, giriş yapmak. Sign out, e, çıkış yapmak ya da sign up da kayıt olmak anlamına geliyor social media accounts var. İşte social media hesaplarımız deyince, sosyal medya hesaplarımız deyince Instagram, WhatsApp, Snapchat, Twitter. evet Twitter. Bunları da söyleyebiliriz. Haklısın Tonguç. Um. Şimdi internet zaten bizim hakim olduğumuz bir konu. Şimdi geçelim diğer ünitemize. Yani ne var? İnternetten sonra turizm ünitesi var. Turizmin rengi ne olsun Tonguç'un? Um? Mavi mi olsun, yeşil mi olsun? Mavi olsun. Tamam mavi olsun. O zaman turizmi de maviyle yazıyorum şöyle burayı çizdim şöyle. Ve turizm yazıyorum ve turizm ünitesiyle alakalı bazı kelimelere bakalım şimdi. Öncelikle turizm ünitesinde şunu bilmemiz lazım ki e, present perfect tense yani e, perfect tense'e bakmamız lazım. Bu tabii LGS'de gramer konusu çıkmadığı için e, önemli değil gibi duruyor. Ama yazılarda hocalarımız gramer sorabildiği için buraya dikkat etmemiz lazım. Şimdi burada şöyle bir şey var. I, you, we, they de have kullanıyoruz. Son bir benim. He, she, it de ise has kullanıyoruz. Sonrasında da fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. Mesela go, went, gone diyoruz mesela. Do, did, done yani üçüncü hali. Ya da write, wrote, written diyoruz mesela. Üçüncü halleri yani ikinci hal değil üçüncü hallerini kullanıyoruz. Ya da live, lived, lived mesela üçüncü hali. Ya da eat, ate, eaten şeklinde verb üçü yazmamız gerekiyor. Olumsuzlarında ise I haven't veyahut da he hasn't şeklinde Kullanıyoruz. Sorusunda da have you, have I gibi soruyoruz. Burada demek ki fiilin kaçıncı halini kullanacakmış Tonguç'un? Um? Üçüncü halini. Harikasın. Üçüncü halini kullanıyoruz. Ve bunlar present perfect tense oluyor. Burada just gibi bak. I have just gone veya she has just gone gibi. Just yani şimdi, az önce, already ya da başka ne diyebiliriz yet gibi ifadeleri kullanıyoruz. For ve since ifadeleri de gördüğümüz zaman bunların present perfect tense olduğunu söyleyebiliriz. Bir de Tonguç Elad'ı benim. Şunu da bilmemiz lazım ki already zaten demek. Yet henüz demek. Ever hiç demek. Aynı zamanda e, yani hiç derken burada hani hiç Türkiye mesela have you ever been Turkey? Bak şunu yazalım. Ben sana bir soru soruyorum mesela. Şimdi bunu söyle bakalım. Mavi yazalım turizm olduğu için. Have you ever been to e, United States diyelim. Şimdi United States. Sen hiç Amerika'da bulundun mu diyorum. Sen buna ben ever diye soruyorum. Sen hiç bulunmadıysan ne diyeceksin? Never diyeceğim. Aynen never diyeceksin. Never da hiç anlamına geliyor. Ever soru sorarken kullandığımız hiç. Never da asla anlamına gelen hiç anlamına geliyor. Veyahut da so far, bu zamana kadar... ...ya da işte since, den beri, for'dır anlamına geliyor. Burada şöyle bir mantık var. Mesela diyelim ki... ...günlerden Monday tamam mı? bu Pazartesi. Sonra Tuesday. Sonra Wednesday. Sonra e, Thursday. Sonra Friday diye gidiyor olsun. Şimdi... Ee, sen pazartesi, salı, çarşambadan beri ders çalışıyorsun. Tamam? bak pazartesi, salı, çarşambadan beri ders çalışıyorsun. Ve biz seninle perşembe günü sohbet ediyoruz. Sen bana diyorsun ki since Monday bak since Monday pazartesiden beri ders çalışıyorum diyorsun. Veya kaç gündür ders çalışıyorsun? Üç gündür. Üç gündür bak pazartesi, salı, çarşamba üç gündür ders çalışıyorsun. O zaman for three days diyebilirsin. Yani since ile for arasındaki fark bu. Eğer den beri diyorsan since Monday pazartesiden beri eğer for olursa da 3 gündür anlamı olmuş oluyor Tonguç eladı benim. Tabii turizm konusunda da bazı önemli kelimeler var. İşte mesela konaklama için şöyle yazalım buraya. ...accommodation. Accommodation... ...konaklama için kullandığımız bir kelime. Aynı zamanda region yine bölge anlamına geliyor. Veyahut da alışveriş yaptığımızda... E, ...neydi alışveriş Tonguç'um? Shopping hocam. Çok güzel. Shopping, alışveriş. Shopping mall diyebiliriz. Alışveriş merkezi. Ya da shopping center, alışveriş merkezi diyebiliriz. Ya da meydanları ziyaret edebiliriz. Mesela Taksim Square yani Taksim Meydanı diyebiliyoruz. Ya da gemiyle seyahat yapabiliyoruz. Cruise olabiliyor. Ya da sergiler oluyor mesela. Exhibition. Bunlar önemli kelimeler. Bunları bilmemiz lazım. Ya da işte... Ee, ne diyebiliriz mesela binalar oluyor building diyebiliriz binaları bilmemiz lazım ee, yerler var lokasyonlar yani location diyebiliriz pansiyonlarda kalabiliyoruz hostel ...veyahut da insanlar mesela e, turistik tarihi yerler var mesela onlara biz çok böyle turistlerin dikkatini çekenler turist e, ne diyebilirim turist attractions yani turistlerin dikkatini çeken turistik yerler diyebiliriz mesela tower pizza kulesi mesela turistlerin dikkatini çeken bir şey ve o yüzden de travel yani seyahat yapabiliyorlar ve hatta fountain mesela çeşmeler var Osmanlı'ya çeşmeler onları gezebiliyor insanlar ya da işte e, church mesela kiliseleri görebiliyorlar ya da camiler var mesela mosque diyebiliriz şöyle mosque ifadesini yazabiliriz. Başka köprüleri gezebiliyorlar mesela bridge diyelim köprü anlamına geliyor. Başka e, ne diyebiliriz? Kapalı Çarşı. Grand Bazar. Grand Bazar. Aferin Tonguç'un Grand Bazar, Kapalı Çarşı demek. Bazar, pazar anlamına geliyor. Ya da sanat galerisi, art galeriyi gezebiliyorlar. Başka ne diyebiliriz mesela? Hmm. Alışveriş merkezi. Alışveriş merkezi. Alışveriş merkezi söylemiştik zaten. Yani, turist e, şey. Ne diye? Shopping center diye. Ama aynı zamanda şu kelime de alışveriş merkezi anlamına geliyor. Mall, Mall diye okunuyor tabii. Mall kelimesinin alışveriş merkezi anlamına geliyor. Veyahut da kentlerin simgesi var mesela. Landmark. E, her kentin simgesi var. Mesela Parisin simgesi Eiffel Kulesi gibi mesela İstanbul'un simgesi Boğaziçi Köprüsü gibi diyebiliriz ve insanlar journey yolculuğa çıkabiliyor. Burada bazı önemli mesela honeymoon, honeymoon, honey bal demek, moon ay, honeymoon da balayı, balayında da insanlar tatile çıkabiliyorlar. Yani vacation'e çıkabiliyorlar. Tonguç evladım benim. Ee, aynı zamanda e, kısa gizler de olabiliyor. onu da yazalım şöyle excursion kısa gezinti kısa gezi anlamına gelebiliyor. kitleri ülkelerde farklı para birimleriyle karşılaşabiliyorlar. currency. Bunlar önemli kelimeler. Bunları bilmen lazım. Zaten bunlarla alakalı bizim hem Dinamo e, soru bankamızın başında kelimeleri biz sana böyle veriyoruz mesela turizme bak burada bütün kelimeleri vermişiz hem de aynı zamanda yazılı notlarına da bu kelimeleri senle paylaşıyoruz buradan da mutlaka tekrar etmelisin tonik benim. hem yazılı notları hem de dinamolar sana bu konuda çok ciddi faydası olacak olan kitaplar gelelim adventures konusuna adventures konusuna geldiğimizde ise burada öncelikle bir comparisons diye bir şey var yani karşılaştırmalar onu hemen şöyle söyleyeyim sana birincisi mesela diyelim ki long mesela uzun demek ya da short kısa demek başka ne diyebiliriz mesela Tall bu da yine insanların boyu için söylenen bir şey uzun. Veyahut da yaşlı old mesela. Bunlar kısa yazım sıfatlar. Aynı zamanda mesela easy kolay. Mesela difficult zor anlamına geliyor. Başka ne diyebiliriz mesela? Ee, ilginç i̇lginç. Tamam senin söylediğini söyleyelim. İlginç yani interesting'i yazalım. İşte e, başka ne diyebiliriz? Beautiful güzel yazalım. Şimdi bunlarla e, ve şunlarla. Komparatif ve süperlatif hallerini yapalım. Şimdi bunlar normal sıfat. Bak buraya yazıyorum. adjective Bunlar sıfat hali. Tamam mı? Yani uzun, kısa, boy olarak uzun, yaşlı, kolay, zor, ilginç, güzel gibi sıfatlarımızı yazdık. Şimdi bunların öncelikle komperatif, komperatif halini yazıyorum. Komperatif ne demek? Karşılaştırma yapıyoruz. Şimdi burada şu çok önemli Tonguç ile adı Karşılaştırma yaparken mutlaka den olacak. Yani mesela den, ondan da mesela uzun daha uzun, kısa daha kısa gibi den ifadelerini kullanacağız. Bu den bir kere hepsinde standart. Bunu bir kere bilmen lazım. Den tamam mı? Aile yazılan den'i yazacağız. Şimdi bunu yazıyorum çünkü bunu unutmamak gerekiyor. Sonra da şöyle bir şey yapmamız lazım. Kısa sıfatlarda sonra er iki geliyor. Mesela şöyle hani long demiştik ya long ya da short ya da tall ya da old demiştik ya. Long uzun demekti. Longer than daha uzun. Shorter, taller, older diyoruz. Yani bunlar daha uzun anlamına geliyor. Ya da Easy. Burada Y düşüyor. Easier oluyor mesela. Easier'den. Difficult, interesting, beautiful gibi uzun sıfatlarda ne difficult er, yapıyoruz? Difficulter, interestinger, beautifuler. Difficulter, interestinger, beautifuler diye bir şey yok Tonguç'um. Zaten kulağını mu? Bunların sonra ır ır getirdiğinde zaten kulağını tırmalıyor. Dolayısıyla şöyle yapman lazım. Burada yapman gereken şey ee, yine difficult duruyor ya bak. difficult aynen yazıyorsun ya da interesting'i aynen yazıyorsun ya da işte beautiful yazıyorsun tamam mı? Senin söylediğin gibi interesting, beautifuler, difficulter falan demiyorsun da gidip more difficult than, more interesting than, more beautiful than diyorsun veya uful than diyorsun. Yani uzun sıfatlarda more getiriyorsun. Bir de tabii ki süperlatifler var. Süperlatiflere bakalım. Şimdi süperlatifler ise en anlamına geliyor yani en uzun. Şimdi long uzundu. Longer daha uzundu. Şimdi de the longest'a geçeceğiz. Şimdi buradaki mantığımız da şu Tonguç'um. Öncelikle bunların her birinde bir kere dı var. Çünkü bunlar en uzun, en kısa, boy olarak en uzun ya da en yaşlı ya da en kolay ya da en zor ya da en ilginç ya da en güzel olduğu için bir kere hepsinin dı var. Bir tane bunlar bir kere bunu bileceksin. Sonrasında sıfatlarımızı yazıyoruz mesela the long demiştik, the short, işte ne demiştik the tall, the old, The easy demiştik ya. Bunların sonuna az önce er getirmiştik ya. Bu sefer es getiriyoruz. The longest, en uzun. The shortest, en kısa. The tallest, boy olarak en uzun. The oldest, en yaşlı veya en eski. The easiest, en kolay diyoruz. Peki, şimdi uzun sıfatlarda more difficult, more interesting, more beautiful diyorduk. Bu sefer de the most difficult, the most interesting, the most beautiful diyeceğiz. Sonuç herhalde benim. Yani en zor ya da en ilginç ya da en e, güzel şeklinde bir ifade kullanmamız bizim için yeterli oluyor. Bunları da süperlatif olarak kullanıyoruz. Sonuç ilanıyor. Bunlar süperlatifler. Bir de tabii şunu da söyleyelim bu e, Adventures ünitesiyle alakalı. Prefer diye bir şey var. Tercih ederken mesela diyelim ki sen e, futbolu tercih ediyorsun, voleybolu mu? Futbol hocam. Futbolu tercih ediyorsun. O zaman şimdi buraya futbol yazdık. Tercih ettiğin şey bu. Voleybolu tercih etmediğin şey ya. Tercih ettiğin şeyden önce diyorsun ki I prefer futbol yani preferden sonra tercih ettiğin şey söylüyorsun. Tercih etmediğin şeyden öncesi to diyorsun bak. I prefer futbol to voleybol. Ben voleybolu futbola tercih ederim. Yani ben futbolu seviyorum diyorsun. O yüzden öncesine prefer koyuyorsun. Sevmediğin şeyden öncesi to ifadesini koyuyorsun. Mesela sen e, kahveyi mi seversin çayı mı? Çayı seviyorum. Çayı seviyorsun. O zaman bak. I prefer tea diyorsun. Neye tercih ediyorsun? Kahveye. O zaman to diyorsun. Ardından da tabii böyle benim gibi değil de to diyorsun. Kafi oluyor. Bu kadar basit. Would rather'da ise e, I would rather, burada da would rather den oluyor. Yine şöyle oluyor mesela. I would rather diyorsun. Tamam mı? E, I would rather diyelim ki e, ne olsun mesela? Televizyon izlemek. I would rather watch TV watch TV den e, ...study ediyorsun. Ders çalışmaktansa... E, ...televizyon izlemeyi tercih ediyorsun ya... ...o zaman denden sonra sevmediğin şeyi... mudradırdan sonra da sevdiğin şeyi kullanıyorsun. Adventures ünitesi de bilmemiz gereken... ...bunlardır Tongucu. Peki burada bazı kelimeler var bilmemiz gereken. Bu komparatif ve süperlatifi söyledik. Burada mesela ice skating... ...buz pateni, ice climbing... ...buz tırmanışı, skiing var mesela... ...kayak sporu ya da... E, ...snowboarding, kar kayağı gibi kelimeler var. Aynı zamanda... İşte bungee jumping yani halatla yüksekten atlamak ya da e, işte paragliding, yamaç paraşütü, skydiving, serbest paraşüt gibi kelimeler var. Ya da işte e, rafting var rafting sporu, sailing, yelken sporu, windsurfing, rüzgar sörfü, jogging e, aynı zamanda hafif tempolu koşu yaptığımız zaman jogging diyoruz. Ya da caving var mağaracılık, e, işte e, riding a camel bir deveye binebiliyoruz, mountain biking daha bisiklet sporu olabiliyor. Bütün bu sporların her biri esasında bizim için... Ee, çok önemli kelimelere sahip. Onları da hemen şöyle söyleyelim. Bak burada bazı önemli kelimeler var. Onları da nereye yazayım? Bir dakika. Bir tane ha, kahverin kalemle yazıyorum Tonguç'un. Um. Buraya dikkatli dinlemeni istiyorum. Bu kelimeler de Adventures ünitesi için önemli kelimeler. Bak şimdi. Amusing, eğlenceli demek. Amusing tamam mı? Aynı zamanda fun da yine aynı şekilde eğlenceli demek. Başka ne diyebiliriz? Boring, sıkıcı demek mesela. Sevmediğim bir spor sıkıcı oluyor. Ya da exciting yine heyecan verici anlamına geliyor Tonguç'um. İşte impressive mesela etkileyici, impressive etkileyici anlamına geliyor. E, challenging zor e, böyle şey zorlayıcı yani zorlu, challenging ya da hard da yine zor anlamına geliyor. Difficult. Evet harikasın, difficult da zor anlamına geliyor. Bak tam da buraya geldi zaten, difficult da zor anlamına geliyor. Ya da thrilling, nefes kesici anlamına geliyor Tonguç'un. Um. Excellent mükemmel anlamına geliyor. Başka ne diyebiliriz mesela? Korkutucu ne demek hocam? Korkutucu'nun iki tane kelimesi vardı onkucum. Scaring de korkutucu demek. E, frightening şöyle yazılıyor. Frightening de korkutucu anlamına geliyor. Başka ne diyebiliriz? E, gizemli anlamına gelen kelimeler var mesela. Mağaracılık gizemli mesela. Mysterious gizemli bir şey aynı zamanda. Ya da fascinating büyüleyici bak. Fascinating büyüleyici. Bunların her biri bir sıfat. Başka wonderful, harika mesela bu more wonderful ya da the most wonderful diyebiliriz. Aynı zamanda perfect diyebiliriz mesela. Perfect de yine mükemmel anlamına geliyor Tonguç Eylül benim. Perfect. Başka ne diyebiliriz? Unforgettable yani unutulmaz kelimesini de burada kullanabiliriz. Yani birçok kelimemiz var. İşte dangerous mesela. Dangerous ne demek Tonguç'um? Tehlikeli demek. Harikasın. Dangerous, tehlikeli demek. Bunları da biliyoruz. Şimdi o zaman bunları öğrendik. Sen mutlaka dediğim gibi Dinamo Soru Bankamızda bulunan kelimeler kısmından. Bak burada bütün kelimeler yazıyor. Ya da e, yazın notlarında kelimeler kısmından bu kelimelere güzel güzel çalış. Bu kelimelere çalıştıktan sonra da zaten hepsi aklında kalacaktır. Şimdi gel istersen birazcık soru çözelim. Başlayalım. Şimdi ilk başta demiş ki. Give short answers to questions according to text demiş. Bu e, paragrafa kısa kısa, kısa cevaplar verilmiş. Başlayalım. Australia is a beautiful country. Avustralya güzel bir ülke. The best time to visit Australia is in January and February because it is usually warmer and sunnier at that time. En iyi zaman Avustralya'yı ziyaret etmek için Ocak ve Şubat diyor. January and February, Ocak ve Şubat. Because, çünkü it is usually warmer. O çoğunlukla warmer, daha sıcak ve sunnier. Bak, warm sıcak, warmer daha sıcak. Sani sunny güneşli, sunny'er daha güneşli at that time. Bu zamanlarda daha güneşli. Nasıl olabiliyor hocam? Evet nasıl olabilir imkansız diyorsan ama mevsimler ve iklim konusunda bunu öğrendik Tonguç'um hatırlasana. Kuzey yarımkürede yazken güney yarımkürede kış oluyordu. Güney yarımkürede yazken kuzey yarımkürede kış oluyordu. Biz Ocak ve Şubat ayında biz e, kış yaşadığımıza göre Avustralya'da güney yarımkürede olduğuna göre bu tarihlerde onlar yaz yaşıyor. You can do many activities der. Birçok aktivite yapabilirsin diyor. One of the most popular activities is you can go scuba diving in the Great Barrier Reef bir tane popüler aktivitelerden bir tanesi de scuba diving yani dalışa gidebilirsin diyor. It's more fascinating than any other sport. Diğer sporlardan daha e, e, heyecan vericiymiş. Another activity is a six days trekking in overland Tasmania. Diğer bir aktivite de altı gün trekking yapmak. Trekking ne demek Tonguç'um? Bilmiyorum hocam. Trekking doğa yürüyüş demek Tonguç'um. Şöyle yazalım. Trekking doğa yürüyüş. Yani Tazmanya'da... Tazmanya canım varım hocam. Doğa yürüyüş yapmak. Tazmanya canavarı yok Tonguç'um. Tabii olabilir de o espri tabii. Doğa yürüyüş yapmak. You can do bungee jumping. Yani bangi, serbest halatla yüksekten atlama. Bungee jumping in Kingston Park Raceway. Kingston'da yine e, bungee jumping yapabilirsin diyor. It is about 146 Australian dollars person. Bir kişiye 146 dolar alıyorlarmış. Biraz pahalıymış hocam. Evet biraz pahalıymış ama insanlar tatile gittiğinde bu paraları harcayabiliyorlar demek. Şimdi başlayalım. What is the best time to visit Australia? Avustralya'yı ziyaret için en iyi zaman hangisi diyor? Tabii ki ne diyeceğiz? Ee, it is diyebiliriz. Ya da it is yazmadan da yazabilirsin bu cevabı. January and February. Ocak ve Şubat en iyisiymiş. Niye? O tarihlerde daha sıcaktı. The best kelimesine burada dikkat çekmek istiyorum Tonguç'un. Um. Bunu az önce söylemiştik. Şimdi söylemek istiyorum. Şimdi. Good iyi demek tamam mı? Good iyi demek. Ee, the best en iyi demek. Better da daha iyi demek bak tekrar söylüyorum. İyi daha iyi better'den daha iyi. The best ise en iyi anlamına geliyor. Veyahut da kötü bad demek. Worse daha kötü. The worst de en kötü anlamına geliyor. Tonguç'un. Um için bunları da söylemek istedim sana. Şimdi devam ediyoruz. How long is the trekking route in Overland demiş. Kaç e, uzun ne kadar uzunluğunda diyor? E, trekking diyor. Bakalım yazıyorum burada. Hmm. Ha bak burada yazıyor. Another activity another activity, diğer bir aktivite is a six days trekking diyor. Altı günmüş. O zaman it is a six days trekking diyebiliriz. Altı günlük bir doğa yürüyüşü diyebiliriz. How much does it cost to do bungee jumping in Kingston Park Raceway? Kaç para tutuyordu diyor hatırlarsan. 146 bin dolar. 146 bin dolar değil. Tomuç'um abartıyorsun. 146 dolar yani. O kadar değil. It is about buraya yazıyor bak. It is about 146 Australian dollars. Australian dollars. Am ile Avustralya dolarıymış. Yani biraz daha düşükte olabilir yani normal dolardan. What are the activities in Australia? Avustralya'daki aktiviteler neler olabilir diyor. Şimdi neler var? Direkt değer de yazabilirsin. Değer yazmadan da yazabilirsin. Birincisi scuba diving var. Bunu bir kere bilmemiz lazım. Sonrasında trekking var. Yani doğa yürüyüşü var. Scuba diving neydi Tonguç'um? Tüple dalış demek. Harikasın, tüple dalış. Devam ediyoruz. Bir de bungee jumping, bu da halatta atlayış. Bungee jumping'i yazdık, çok güzel. What is the weather like in Australia? Avustralya'da hava nasıl diyor. Ee, Ocak ve Şubat'ta hava nasıldı orada? Mevsimler ve iklim konusu. Mevsimler <laughs> ve iklim diyorsun ama mevsimler <laughs> ve iklimi sormuyorum Tonguç'um. Evet, 8. sınıfın ilk ünitesi Fendi, mevsimler ve iklim. Onu anladığımı hatırladığına sevindim. Mevsimler ve iklim ünitesinde ne diyorduk? Güney yarımkürede yazken bizde kış yaşanıyordu. Bizde kışken de onlar da yaz yaşanıyor. Ocak ve Şubat'ta bizde yaz değil kış yaşandığına göre onlar da yaz yaşanacak. O zaman ne diyeceğiz? It is warm sıcak and sunny güneşli in January ocakta. ...and e, February, Ocak'ta ve Şubat'ta orası güneşli oluyor diyebiliriz, sıcak oluyor diyebiliriz. Şimdi geldik buraya, İnternet konusuyla alakalı bazı kelimelerimiz var, bunları yapmaya çalışalım. Şimdi login, comment, connection, log off, upload, download, confirm, attach, delete ve reply gibi kelimeler var. Şimdi bu onaylamak, onaylıyorsun o zaman buraya confirm diye yazalım tamam. Bu ne olabilir sence Tonguç'um? Ataç hocam. Ataç bak Türkçe'de geçmiş. Ataç değil mi? A, Türkçe'de de kullanıyoruz. Hatta burada bir ataç varsa ondan gösterelim. Ee, burada hiç ataçımız var mı? Evet ilk defa ataç bulamıyoruz burada. Ha, şurada bir ses geldi ataç sesi. Yok bulamadım. Evet şu anda ha, buradaymış bak. Şurada hemen ataçımızı gösterelim. Bak burada ataç görüyor musun? Bak bu ataç. Bizi ataç diyorlar. İngilizce'de attach. Attachment da ataç yani eke söyleyen isim. Attach diye yazdık. Tamam devam ediyoruz. Bu çöpe atıyorsun. Çöpe atmak yani Delay diyebiliriz. Aynı zamanda yüklemek, upload. Bu da cevaplamak yani reply diyebiliriz. Bu nedir? Wi-Fi hocam. Wi-Fi de Wi-Fi demeyeceğiz buna bağlantı diyeceğiz. Yani connection ifadesini kullanabiliriz. Burada içeri girmek yani login diyebiliriz. Yani login içeri girmekten kastımız. Burada anlatmak istediğim şey şu. Yani mesela sen bir siteye üye olduğunda veya bir siteye giriş yaptığında login yapmış olursun. Yani ne demek login yapmak? Giriş yapmak. Giriş yapmak harikasın. Şurada mesela yorum yapıyorsun. Buna comment diyebiliriz. Arkadaşlardan da bu videonun altına yorumlar bekliyoruz. Bu ise download. Download indirmek. Yani mesela bir filmi indiriyorsun. Bir şarkı indiriyorsun download. Upload ise yüklüyorsun yani. Başka bir siteye başka bir yere yüklemiş oluyorsun. Bir de tabii ki ne var? E, log off var. Log off da tabii ki çıkış yapmak anlamına geliyor. Log off diye yazıyorum Tonguç Herademi'nin. Bunlar da internet ünitesiyle alakalı bilmemiz gereken kelimeler. Şimdi gelelim buraya. Write the numbers into the boxes demiş. Numaraları, kelimeleri bunlara yazın demiş. Şimdi water sports, su sporlarına bakmamız lazım. Birincisi su sporları deyince aklımıza ilk başta ne gelecek? Yüzme gelecek hocam. Evet yüzme gelecek ama burada yüzmeyi yazmamışlar. O zaman burada e, water sports'tan e, neler var bakalım mesela. E, kayaking var. Kayaking zaten Türkçe de aynı şekilde. Kayaking yani kano benzeri su sporu. Bunu yazabiliriz. Başka ne diyebiliriz? Windsurfing çok güzel. rüzgar sörfü de yine e, suda yapılan bir şey. Başka ne diyebiliriz? Rafting Başka var. Başka ne diyebiliriz? Rafting var. Çok güzel olduğu için rafting'i de yazıyorum. Rafting de yine e, rafting spor yani böyle nehirlerde, sularda böyle dalgalı, çok hızlı akan nehirlerin üzerine yapılan bir spor. E, bir de tabii ki underwater hockey yani su altı hokeyi. Under water hockey diyebiliriz. Su altı hokeyi de yine bunlara güzel bir örnek olabilir. Şimdi hatta büyük harfle yazalım hepsini. Bunu da büyük yazmış olalım. Şimdi gelelim hava sporlarına. Gökyüzüne yapılan sporlar. Air sports. Mesela ne diyebiliriz öncelikle? Ee, hang gliding. Yani uçma sporu. Bak buraya yazıyorum. Hang gliding. Bu bir uçma sporu. Bunu bir kere bileceğiz. Başka ne olabilir? Aynı zamanda paragliding. Paragliding nedir biliyor musun Tonguç'un? Um? Yamaç paraşütü. Harikasın. Yamaç paraşütü. Aferin sana. Paragliding. Yamaç paraşütü. Aynı zamanda skiing nedir? Kayak yapmak. Kayak yapmak. O zaman skiing'i buraya yazamayız. O zaman bunu buraya yazıyorum. Winter sport, O kış sporu. Skiing'i buraya yazdık. Paragliding dedik. Başka ne olabilir burada? Ha bungee jumping'i söyleyebiliriz. Bungee jumping'te yine halatla yüksekten atlamak demek. Şöyle yazıyorum. Bungee jumping diyoruz. Heliskin yine o da burada. Çünkü kayak yapmak. Helikopterle gidiyorsun. Seni bırakıyorlar dağın başına. Sonrasında da yukarıdan aşağı kayıyorsun. Helisking diyoruz. Şöyle bir daha düşün mesela Tonguç'um. Seni böyle helikopterle getiriyorlar. Bak şöyle bir helikopter çizeyim şöyle fıt fıt. Sonrasında seni buraya bırakıyorlar. Ondan sonra Allah ne verse sen de kayıyorsun. Sonrasında devam edelim. Bitti mi? 2, 4, 6, 8, 9. Bir tanesini unutmuşuz. Hangisini unuttuk Tonguç evladım benim? Ice Climbing hocam. Evet Ice Climbing unuttuk. Ice Climbing de tabii ki nedir? Yine buz tırmanışı. Onda yazıyorum. Ice Climbing. Bu tırmanışı onu unuttuk. Tebrik ederim Tonguç'um. İyi bana. Şimdi geçiyoruz bu tarafa. Demiş ki Write the suitable titles. Uygun başlıkları yazınız demiş. Şimdi İstanbul is in the northwest of Turkey. İstanbul Türkiye'nin kuzey batısında. It has coast on the Black Sea and the Marmara Sea. Hem Karadeniz'de hem de Marmara Denizi'nde bölgesi var diyor. It has land in both Asia and Europe. Hem Asya'da hem de Avrupa'da toprakları var diyor. Şimdi o zaman e, burada hmm, İstanbul'un nerede olduğunu anlatmış. İstanbul'un bize neyini vermiş? Lokasyonunu vermiş hocam. Lokasyonunu vermiş. O zaman biz de buraya location kelimesini yazıyoruz Tonguç'um. Location. Şuraya bakalım. You can stay at all inclusive resorts, small hotels or bed and breakfast hotels. Kalabilirsiniz her şey dahil otellerde, küçük otellerde veyahut da kahvaltı yatak otellerinde. Yani küçük e, sadece kahvaltı olan oda kahvaltı otellerinde kalabilirsiniz diyor. Bu da yine barınmayla alakalı. Dolayısıyla buraya ne diyelim? Accommodation. Bu barınma demek. Accommodation kelimesini yazabiliriz. Tonguç şeylerdi benim. Şuraya bakalım. There are a lot of historic places. Bir sürü tarihi yerler var. You can visit Ayasofya, Topkapı Palace, Maiden's Tower yani Kız Kulesi, Castles, Hisarlar and Museums. Müzeleri ziyaret edebilirsiniz. The Bosphorus Bridge, Boğaziçi Köprüsü has a fantastic view bu a, harika bir görüntüsü var diyor. O zaman bunlar yani Ayasofya, Topkapı Sarayı, Kız Kulesi, Rumeli Sarı veyahut da işte müzeler turistlerin dikkatini çeken şeyler. O zaman bunlara ne diyeceğiz? Tourist attractions diyeceğiz. Turistik yerler. O zaman yazıyorum. Tourist attractions diyebiliriz. Tourist attractions. Bunlar turistlerin hoşuna giden yerler diyebiliriz. Gelelim buraya. You can do shopping in the Grand Bazaar. Grand Bazaar neydi Tonguç'un? Kapalı çarşı hocam. Harikasın. Grand Bazaar'da e, alışveriş yapabilirsiniz diyor. You can swim in the sea, denizde yüzebilirsiniz. You can attend a sightseeing tour, yani bir gezme turuna da kapı, katılabilirsiniz diyor. O zaman bunlar da yapılabilecek şeyler. O zaman buraya yazıyorum. Things to do, yapılabilecek şeyler de İstanbul'da bunlar. Gerçekten İstanbul cennet gibi bir e, kent. Hakikaten de İstanbul'u seviyoruz, trafiğini de seviyoruz. Geldik buraya. Fill in the blanks with the comparative form of the objectives. Yani, comparative formlarıyla ile diyor. Şimdi, bunu az önce öğrenmiştik. Ne yapıyorduk olmuş herhalde benim? Tall, taller, the tallest. Difficult, more difficult, the most difficult. Yani uzun sıfatlarda more ve most geliyordu. Kısalarda er ve est geliyordu. Şimdi bakalım. İstanbul is, bir kere crowded uzun bir sıfat olduğu için more crowded, crowded demek hocam? than İzmir. Crowded kalabalık demek Tonguç'un bu arada. Haklısın ne olduğunu söylemedim. Crowded kalabalık demek. Yani İstanbul İzmir'den daha kalabalık diyor. Crowded da uzun bir sıfat olduğu için ona more geldim. Mr. Smith is... Smart akıl demek. Mr. Smith is smarter daha akıllı than Mr. Taylor. Mr. Taylor'dan daha akıllıymış. Hang gliding hang gliding ne demekti olmuş herhalde benim? Uçma sporu. Uçma sporu daha zormuş. caving'den, mağaracılıktan daha zormuş. O zaman challenging uzun bir sıfat olduğu için more challenging diyeceğiz. Daha zordur, daha e, zorlu bir spordur e, mağaracılıktan daha. Hakikaten de mağaracılık e, havada gökyüzünde uçmaktan daha kolay. Şimdi. Everest Mount yani Everest Dağı is higher than Nevrut Mount. Nevrut Mount'dan daha uzun, daha yüksek. O zaman high de kısa bir sıfat olduğu için higher than daha uzundur, daha yüksektir diyoruz. Bak bu Everest 8848 metre. Bu da Nemrut. O zaman bu daha uzun olmuş oluyor. The Sahara is yani Sahara çölü is larger than daha geniştir than the Gobi. Sahara çölü Gobi çölünden daha geniştir diyoruz. Bak dikkatini çektiyse Large, larger. High, higher. Smart, smarter. Kısa sıfatlarda erler geldi. Ama crowded, more crowded. Challenging, more challenging oldu. Uzunlarda ise more geldi. Tonguç evladım benim. Şimdi devam ediyoruz. Fill in the blanks with the superlative form of the adjectives. Sıfatların superlative formunu. Bu sefer the most, bak uzunlarda the most gelecek. Kısalarda ise longest, shortest, tallest gibi ifadeler gelecek. Şimdi demiş ki Parachuting is nokta nokta spor. Paraşüt sporu en tehlikeli spordur diyeceğiz. O zaman the parachuting is the most dangerous dangerous en tehlikeli spordur diye yazıp bitiyor. Şimdi buraya bakalım. Trekking demiş is nokta nokta en nokta nokta diyor. Şimdi trekking e, doğa yürüyüş demek. Sence bu tehlikeli mi? Değil hocam. Değil. O zaman ne diyeceğiz? Trekking is the safest en güvenli. Doğada yürüyorsun ne var ki? the safest and the easiest. Bak and the easiest ve en kolay sporları. En güvenli en kolay sporlardan biri de doğa yürüyüşü. Şimdi buraya bakalım. Ice hockey demiş. Yani bu hokeyi. bu hokeyi heyecan verici diyeceğiz. En heyecan verici olsun. Ice hockey is the most exciting. Bak şimdi burada şuna dikkat etmeni istiyorum Tonguç'um. Burası çok çok önemli. Bir kere süperlatiflerde bir kere the gelecek. Yani The longest, en uzun. The shortest, en kısa. The oldest, en yaşlı, en eski. The easiest, en kolay. The most difficult, en zor. The most interesting, en ilginç. The most beautiful, en güzel. The most exciting, en heyecan verici. The'yı koyman lazım. Most'u uzunlarda, er esli de yani esleri de e, kısa sıfatlarda kullanıyoruz. Şimdi, cloud weather, bulutlu hava ee, en depresyonlu hava diyor. Depresif yani böyle insanı depresyona sokan hava diyor. Evet o zaman cloudy weather is the most en depresif depresyonlu havadır diyebiliriz. Yağmurlu hava için, bulutlu hava için. English mark, İngilizce notları is ee, nokta nokta in the class. Ha, burada good'un süperlatif halini yapacağız. Bak, good yani in'in süperlatif hali neydi? good iyi demekti. better daha iyi, the best yani en iyi anlamına geliyor. O zaman The English mark is the best in the class. İngilizce notları sınıfta en iyisiymiş diyebiliriz Songuç Ela'da benim. Şimdi buraya bakalım. Fill in the blanks with comparative or superlative forms of given adjectives. Ha, şimdi bu sefer comparative veya superlative. Bu sefer kendimiz bununla çalışacağız. Yani bazen comparative gelebilir. Yani şunlar gelebilir. Bazen de bunlar gelebilir. Dikkatli olacağız Songuç'um. Şimdi flying in a hot air balloon is nokta nokta scuba diving but motorcycle tour and on a mountains road is the nokta nokta diyor. Ha. Şimdi balonla uçmak e, tüple dalmaktan daha heyecan verici diyelim. O zaman flying in a hot air balloon is more exciting ...den, scuba diving. Yani iki şey karşılaştırıldığı zaman buraya den koyabilirsin. Niye? Bunu da, bununla karşılaştırıyor. But, fakat motorcycle tour yani motor e, motor bisiklet turu on a mountainous road, dağlık bir yolda is the most exciting. Bak, the olduğu için zaten buraya süperletif geleceğini anlayabilirsin. Is the most exciting, en heyecan verici diyebilirsin. Demek ki iki tane şey gördüğün zaman more veya erle ile karşılaştıracaksın ve den kullanacaksın Tonga Çeyrekhan benim. Den kullanman çok çok önemli. D'yi görünce de yapıştır süperlatifi. Şimdi bırakalım. Caving is nokta nokta water polo. Ha, şimdi caving ee, su polosu yapmaktan daha riskli ee, daha riskli diyebiliriz. Tamam o zaman caving is riskier than daha risklidir. Bak iki tane şey var ya bak caving ve water polo. İkisini görünce hemen karşılaştırma yapıyorsun. Riskier than water polo. But fakat base jumping. Base jumping de Paraşütle yüksekten atlama is the risky. Bak the'yı görünce hemen süperlatif koyuyoruz. Is the risk it of all. İşlerindeki en risklisi tabii ki e, base jumping. Yani paraşütle yüksekten atladığın zaman e, artık e, hakka, şey, amel defterin kapanıyor. Aşağı doğru iniyorsun artık. Ne olacağı belli değil. Ne olacağı belli. Allah vere gidiyorsun yani. Siz hiç atladınız mı? Tabii ki hiç atlamadım Tonguç'um. Niye atlayayım yani? Çok şükür öyle bir manyaklık yapmadım ama gerçekten adrenalin sevdalısı arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. İnşallah başlarına bir şey gelmez diyoruz. Yani gerçekten ee, büyük spor tebrik ederim yapanları taking photo of whales bak insanlar gerçekten mayaklaşmış gördük bu sefer de balinaların fotoğrafını çekiyorlar taking photo of whales is nokta diving ha yani balinaların fotoğrafını çekmekle e, dalgıçlığı... karşılaştırıyor yani gerçekten insanlar kaşınıyor resmen burada o zaman diving e, dalış yapmak şimdi Balinaların fotoğrafını çekmek mi daha e, macera dolu dalış mı? Tabii ki balinaların fotoğrafını çekmek daha macera dolu. O zaman ne diyeceğiz? Taking a photo of whales is more adventurous. Bak yazıyorum. More adventurous than diving. Balinaların fotoğrafını çekmek daha macera doludur dalıştan. But, fakat... Going on a jeep safari in the desert... E, çölde bir jeep safarisine gitmek is the most the'yı görünce hemen ne yapacaktık? Süperlatif getirecektik. Harikasın süperlatif getirecektik. O zaman the most adventurous diyebiliriz. En macera dolu olanı. Bu burada yine aslanı görünce amel defteri kapanıyor. I think bence diving dalış is swimming. Bak diving ile dalışla yüzmeyi karşılaştırıyor. O zaman diving is more... Interesting daha ilginçtir, more interesting than swimming dalış e, yüzmekten daha ilginçtir. doğru. But underwater hockey yani su altı hockey is the day görünce ne yapacağız? Most interesting harikası. Most interesting is the most interesting sport. Yani iki tane şey görünce more ya da erle karşılaştırıyoruz. Yani diving dalış is more interesting than swimming dalış yüzmekten daha ilginçtir. Gerçekten çok önemli bir şey anlatıyor bize. Fakat su altı okey bu daha da ilginç gerçekten tam bir manyaklık. Su altı okey daha en ilgincidir diyor. Şimdi geldik rafting'e. Bak raftingle skiing'i karşılaştırıyor. O zaman ne olacak? Komparatif olacak. Komparatif. Tebrik ediyorum seni Tonguç'um. O zaman komparatif olacaksa I think rafting is healthier. Ee, rafting sporu healthier than e, skiing. Yani e, rafting yapmak bu kayak yapmaktan daha sağlıklıymış. Nasıl oluyorsa o. But cycling, bisiklet sürmek is the most healthiest health, is the most yok pardon the most ya benim kafam karıştı. The cycling is the most is the most cycling is the healthiest pardon hem is the most diyor hem de kafam karıştı. Healthiest sport diyebiliriz. Burada tabii ki hem süperlatif hem da MOS koyup hem de ERS koyup olmaz. İki tane birden benim de kafam karıştı. Şimdi geldik buraya artık son sorumuza geldik. Sen tabii ki bütün bu öğrenciğin kelimelerle alakalı ikinci dönem yazı notlarında hepsine bakmayı unutma. ve Dinamo soru bankamızdan ya da e, sana ait olan diğer taktikliden, zoru bankasından, sıfırdan da çalış. Çünkü bunlar aynı zamanda LGS 2022'de de senin en az üç netini sağlayacak. Şimdi burada ne yapıyorduk? Prefer'den sonra güzel kelimeyi sevdiğimiz şey Fu'dan sonra ise sevmediğim şeyi koyduk. Vudradır'dan sonra sevdiğimiz kelimeyi, vudradır denden sonra ise sevmediğimizi koyduk. Bakalım şimdi. Nokta nokta going, kayaking to going scuba diving. He, bak to dediğine göre e, burada prefer gelecek. Niye? I prefer, ben tercih ederim. Going kayaking, kayaking yapmaya gitmeyi tercih ediyormuş. Neye? Scuba diving yani e, dalış yapmaya gitmeyi tercih ediyormuş. Alper, tamam. Bak, Dani gördüğümüze göre bak. Prefer to would rather than. O zaman Alper would rather Alper would rather see historic places. Alper tarihi yerleri görmeyi e, modern yerler görmekten daha çok seviyormuş. Yani modern yerler görmeyi tercih ediyormuş. O zaman Alper'i de biz tebrik ediyoruz. Şimdi Semi to diyor. To dediğine göre burada to'yu görünce ne yapacağız? Bu tarafa ne gelecek Tonguç? Um? Prefers gelecek. Prefer gelecek. O zaman buraya prefer yazıyoruz. Bittim mi peki? Evet hocam. Hayır bitmedi. Semi olunca prefers olması lazım. Semi prefers going caving. Semi mağaracılık yapmaya gitmeyi seviyormuş. Neye tercih ediyormuş? Scuba diving. Dalış yapmaya. Çünkü because he is not good at sea sports. Çünkü o deniz sporlarında iyi değilmiş. Başak den diyor bak. Deni gördüğümüz zaman buraya would yazacağız. Başak would rather would rather stay in an all inclusive hotels yani oda kahvaltı otelleri tercih ediyormuş. O yüzden burada da Woodrader den yapmış olduk. Mark ne yapıyormuş? Burada da yine den var. Den olduğuna göre bu tarafa ne gelecek gelecektonguçum. Woodrader. Harikasın. Woodrader gelecek hemen o zaman buraya Woodrader yazıyorum. Mark Wood rather do outdoor sports. Mark ee, e, dışarıda yapılan sporları yapıyormuş. Den indoor sports. Yani kapalı mekanlar yapılan sporlar yerine dışarıda yapılan işte yürüyüş gibi veya da kayak yapmak gibi sporları tercih ediyormuş. O zaman yazılı provamızı bitirdik Tonguç'um. Tekrar söylüyorum bu kelimeler, bu konular LGS 2022'de de karşına için mutlaka iki dönem yazı notlarındaki kelime çalışmalarını yap. Bunları da yanında çalıştır. Yanında gezdir. Dinamo soru bankalarımızın da öncesinde mutlaka her bir üniteden önce kelimelerimizi veriyoruz. Mesela Adventures ünitesinden önce hani parachuting, base jumping, paragliding, rafting dedik ya. Bunları bak resimlerle de soruyoruz. Burada bak hakkın rahmetine kavuşan arkadaşlarımızın son resimleri var. Oradan da bunları güzel güzel çalışabilirsin. Hadi bakalım ödülü yap. Yorumları yolla Tonguç'um. Görüşürüz hocam.